Birinci ana büyük tensimiz simple past. Buna bir diyelim. Buna iki diyelim. Buna da üç diyelim. Zaten bu süre içerisinde öğrettik. Şimdi geçmişte bir olay oldu. Olayın geçmişte ne kadar yakın geçmiş ya da uzak geçmiş olduğunun hiçbir önemi yok. Zaman tamamen izafi bir kavram. Kişiye göre değişir. Şimdi Ali geçen yıl öldü. Hikaye anlatıyoruz. Ali died last year. Tamam mı? Bu geçmişte bir olay. Bu olayı ne yaptık? Simple past tense. Bir hikayeyi anlatmaya başlarken doğrudan doğruya simple past ile başlayacaksınız. Simple past. Buna bir demiştik unutmayın. Tamam mı? Ne hakkında haberler vermeye devam ediyorum. Diyorum ki Ali'nin babası da 2 yıl önce ölmüş. Bakın şimdi. Ali geçen yıl ölmüş. Geçmişte tamam. 2 yıl önce daha geçmiş. Daha gerilerde bir zaman. 2 yıl önce Ali'nin babası da ölmüş. İkinci olay bu. Ama ilk önce bunu söyledim, unutmayın. Ali geçen yıl öldü. Tamam. İkinci olay, Ali'nin babası da 2 yıl önce ölmüş. Şimdi bakın. Burada ne yapıyoruz? Önce Ali'nin babası. Father, hemen past perfect'e geçiyoruz. Had, yardımcı fiil had. Fiil üçüncü halde. Had died 2 years ago. 2 yıl önce. Hemen past perfect'e anladım. Çünkü daha da geriye, kronolojik olarak daha geriye. Buradayız şu anda. Önce buraya gittik. Sonra buraya gittik. Tamam, bunu unutmayın. Geçmişe gittik ya. 1 yıl önce, 2 yıl önce Ali de, Ali'nin babası da kanserden öldü. Tamam, gerçi cümlede bunu söylemedik ama bu bilgi olarak beynimizde dursun. İkisi de kanserden ölmüş. Şimdi, üçüncü cümlem bu olaylar üzerine bir yorum yap. Ne diyorum? Bir cümleyi çeviriyorum bakalım bana söylediği olarak. Cancer has always been the number one cause of death. Evet. Ölmenin birinci sebebidir. Kanser. 1 numaralı ölüm sebebi olmuştur her zaman. Kanser her zaman 1 numaralı ölüm sebebi olmuş. Şimdi üçüncü cümle bu iki olayı, Ali'nin ve Ali'nin babasının her ikisinin de kanserden ölmeleri olayını bugüne getirdik. Üç, present perfect. Past geçmiş, perfect bitmiş, tamamlanmış, geçmişte bitmiş, tamamlanmış. Şeyi unutmayın, simple past olmadan past perfect olmaz. Önce bir simple past söylenir, sonra past perfect söylenir. Buraya bakalım, present şimdiki, perfect tamamlanmış. Şimdi ile ilgili tamamlanmış demek. Yani ne yaptı? Bir olay anlattı. Somut bir olay. Tekrar daha geçmişte somut bir olay anlattı. Sonra bunları bugünle bağlantısını kurdu. Ben geçen hafta Beşiktaş'a gittim ve bir bluz satın aldım. Deyin bana İngilizce. Ay satın alma. İkinci hali bol. Üçüncü hali de bol. Bluz neydi? Bluz şu. Blow. Bize oradan geldi. I went to Beşiktaş and bought a blues last week. I went to Beşiktaş and bought a blues. Bir kere one blues olmaz. A blues. Last week olması. Onu da konuşuruz ayrıca. O da bir şey. Farkındık. Şimdi bakın. İki tane eylem var. Beşiktaş'a gitmek. Blues satın almak. İkisi de geçen alışveriş için her zaman Beşiktaş'ı tercih etmiş. Şey alın, Ebru'nun siz başlayın. I have always preferred Beşiktaş for shopping. Güzel, Deniz Hanım. I have always preferred Beşiktaş for shopping. Evet, merhaba. I have always preferred Beşiktaş for shopping. Çok güzel. Şimdi bakın, ikinci cümlemiz. Ne oldu? Bugüne geldi. I have always
prefer Beşiktaş for shopping. Hikaye bu bakın. Çok kolay. Gördünüz mü? Geçmişte yani geçen hafta bir şey yaptınız. Ne yaptınız? Beşiktaş'a gittiniz ve bir bluz satın aldınız. İkinci cümlenizde olayı bugüne getiriyorsunuz. Ben her zaman Beşiktaş'ı tercih etmişimdir. Alışveriş için. İşte burada present perfect. Bir tane konu bizim için çok önemli. Bir zaman. Bakın burada zamanı görüyorsunuz. Geçen hafta bir olay oldu. Ne oldu? Beşiktaş'a gittim, bluz aldım. Tamam mı? Burada zaman söz konusu. Şimdi ikinci bir faktör. Bakın şimdi. Babam işçilerine daima iyi davranırdı. Bu cümleyi bana çevirdi. Davranmak fiili behavior. Behavior. Ama bunu kullanmayacağız. Ben bilgi olarak söylüyorum. Behavior. İngilizce'de be fiilinin yanına çeşitli sıfat ve zaaflar koyarak mucizeler yapıyoruz. Mesela, be kind to somebody. Deyime dönüşür. Kind, nazik, iyi demektir. Be kind to somebody, iyi davranmak, iyi olmak. Birisine karşı mesela, iyi olmak. Ali is kind derseniz, Ali iyidir. İyi bir insandır demiş olursunuz. Cümlenin sonuna Ali is kind to his brother derseniz kardeşine iyi davranır. Ali kardeşine iyi davranır. Babam işçilerine her zaman iyi davranırdı. Tabii ki simple past. Şimdi her zaman dediğimiz için ve her zaman burayı çok sever. Yani yardımcı fiilin dibini çok sever. Was always kind to his workers. Buraya was koyduğumuz zaman babam ölmüş olur. Bu cümle sizde iki şeyi anlatabilir. Sizin de uyarınız çok doğru. Ya babam ölmüştür ya da babam huy değiştirmiştir. Artık kötü bir adam olmuştur. Tamam mı? İsten biri. Ama her iki durumda da geçmişte kalanmış. Geçmişte kalmış. Bu cümleyi aynı cümle. Bunu yapmayın siz. Bakın işte. My father has always been kind to his workers şeklinde yaparsak. Bakın tek değişiklik ne? Her şey aynı benden. Sadece has been koyuyoruz. Yani present perfect'e dönüyoruz. Bu simple past. Tamam mı? Bu present perfect. Bunu söylediğiniz zaman, cümleyi bu şekilde kurduğunuz zaman karşınızdaki şöyle düşünecek. Babanız sağ ve hala iyi. Yani şöyle bir cümle kurarsanız, I have always liked Beşiktaş. Beşiktaş'ı her zaman sevmişimdir. Buradan ne anlarsın? Ben hala Beşiktaş'ı seviyorum. Anladın mı? Ama şu cümleyi şöyle kurarsan, I liked Beşiktaş. Sevdim. Artık sevmiyorum. Present perfect'i diğer tenslerden, yani past perfect'i simple past'tan ayıran temel kriter adı üstünde present olmasıdır. Yani bugüne bir etkisi olması. İki tane temel kriterimiz var. Zaman ve etki. Olayların olma sırası, kronolojisi ve bugüne etki. Şimdiye kadar demektir. Tamam mı arkadaşlar? Sizden bir cevap almadım. Şimdi okuyalım. Temiz Hanım sizden başlayalım. I haven't received any answer from you so far. Answers. W okumuyoruz. Evet Evgenim. We haven't received any answers from you so far. Çok. So far we haven't received any answers from you. Çok. Ne kötü okumuyor. Başa koydum herhalde. Bu da doğru. Sizler sana koydunuz. Bu da doğru. Başka nereye koyabilirdik? Mesela always nereyi seviyor demiştik? Ha, yardımcı değilim. Yardımcı haven't so far. We haven't so far received any answers from you. Şimdi şu any konusunu size ayrı bir derste anlatacağım sevgili arkadaşlar.
Anyone hiçbir mi? Çok özür dilerim. Herhangi bir. Çünkü ben şey cümleye hiçbir cevap alamadık diye yazmışım da. Hiç, tamam, hiçbir... hiçbir cevap işte. Evet, hiçbir tamam. Cevap. Bakın, onu hiç yapan aslında any herhangi demek. Herhangi. Bunu hiç yapan bunun olumsuz olsun. Anladın? Eğer zaman kavramını vurgulamak istiyorsanız, ki İngilizce bunu çok sever, buraya koy. Daha önce kullandık tamam. Bunu, şeyde verdiğim şeyde, yet'i öğren. Yet, henüz, daha, hala anlamlı. Ayşe, henüz liseden mezun olmadı. Graduate. Evet. Ayşe hasn't yet graduated. Graduated from high school. Evet, evlendim. Ayşe hasn't yet graduated from high school. High school. Evet. Ayşe hasn't yet graduated from high school. Already. Şöyle yazılır, bitişik. Already. Hala hazır tamam. Çoktan. Çoktan şampiyon oldu. Burada da yine geçmişle ilgili bir duygu anlatıyorsunuz ya da fikir. Ne yapıyorsunuz? Yine bugünle bağlantı. Evet, bağlantı. Our team has already been champion. Our team has already been champion. Çok güzel. Our team has already been champion. Ne var biliyorsunuz? Cümleyi kafadan olumsuz yapar ve hiç anlamına gelir. Tam olarak hiç budur aslında. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Şey demiştim görmedim. Saç kelimesi, saç böyle demek. Saç ettiğin böyle bir şey. I have never seen such a thing in my life. Çok güzel. Evet Deniz Hanım. I have never seen such a thing in my life. Çok iyi. Evet, merhaba. I have never seen such a thing all my life. Ha, ever'ın yanı sıra ne harfi yok. Zaten ne demiştim? Bunu bir derste anlatmıştım. Never eşittir not ever demektir. Yani ever'ı da kullanabiliriz. Aynı cümleyi ever'la yapın şimdi bana. Hayatımda hiç böyle bir şey görmediğimi ever'la. I haven't ever. Aynen. Olumsuz cümle kuracaksınız bu sefer. Fakat I haven't ever. Evet. Aslında birkaç kelimeyi birlikte öğrenelim. Hemen hemen eş anlamlı kelimeler. Late kelimesini duymuşsunuz değil mi? Late, geç demek. Geç. Yani erkenin zıttı anlamında geç. Bunu zarfa dönüştürdüğümüzde late'le son günlerde anlamlı. Bunun eş anlamlısı recently. Bu iki kelimeyi birlikte öğrenelim. İkisi de son günlerde, son zamanlarda. Annem son günlerde iyi değil. Sağlıkla ilgili konularda hep well kullanacağız. Good olmaz. Mesela I am good demeyiz. Okay, ben iyiyim yani. My mother hasn't been well lately. Çok güzel. Buradan ne anlıyoruz? Annem sağ mı değil mi? Annem sağ ama iyi değil. Hala sağ. Sağ. Eğer was not well lately deseydin annem öldü. Anladınız mı? Mesela my mother aynen. My mother was not well lately. Bu annem öldü de. Bu annem hala sağ ama son günlerde iyi değil. Evet. My mother hasn't lately been well. Çok güzel. Ebru Hanım. My mother hasn't been well lately. İyi, bunlar demek diyorsunuz. Günler, bugünlerde. In koymanıza gerek yok. These days yeterli. Bir de eş anlamlısını öğretiyorum. Nowadays. Bugünlerde çocuklar, büyüklerine hiç saygı yok. Saygı göstermek show respect. Show göstermek biliyorsunuz. Respect saygı demektir. Show respect saygı göstermek. Türkçedeki. Elderly. Bizden yaşça büyük olan demektir. Aslında yaşlılar değil. Bakın. 8 yaşında bir çocuk bir de 10 yaşında abisi var diyor. 10 yaşındaki elderly oluyor. Elderly olur. Çünkü ona ne der? Elder brother der. Bakın brother kardeş demektir. Elder brother abi.
Abla da öyle bir mesela. Sister, kız kardeş. Elder sister. İki aile büyük olsa abla olur. Yani sonuç itibariyle elder aslında yaşlı. Ama sizin tespitiniz de doğru. Genellikle bu yaşlılar için kullanılıyor. Sadece başına dil koyduğunuz zaman büyükler olur. Bunu çoğul yapmaya uğraşmayın. Büyüklere. These days the children haven't shown any respect to the elderly. Evet, elderly. Children haven't showed any respect to the elderly these days. Çok güzel. The children haven't showed any respect to the elderly these days. Çok iyi. These days en sonda these da olur. Days. Araya da girebilir, başa da gelebilir. Dediğim gibi vurgu farkı önemli değil. Heaven'dan sonra olur. Oraya da koyabilir. Evet. Ya da en iyisi aslında ya başa ya sona koymak. Daha iyi olur evet. Burada. Vurgu biraz karışır çünkü ortalık. Şimdi size bir şey soracağım. Meral ve Deniz Hanım dığ dedi. Siz dığ demediniz çıldırına. Aradaki çok düşündüm. Siz gerek yok dediniz diye koymadım. Peki neden gerek yok? Yani aradaki fark nedir? Çocuklar yani belirli çocuklar yani, değil genel çocuklar. Belirli. Siz genel olarak yani. Çocukların yaşlılara, büyüklerine saygı göstermediğini söylediniz. Siz mesela Kınalı Adanın çocukları için bu işi söylediniz. The Children dediğiniz zaman belirli bir bölgenin mesela bir köyün, bir şehrin, belirli bir yerin ya da ailenin çocuklarından bahsetmiş olursunuz. Bilindik çocuk. The koymadığınız zaman genel olarak çocuklardan ne hali var orada. Yani İsmi Nehal neydi Ebru Hanım? Ankara'ya derken mesela. To koyuyoruz değil mi? To the elderly. To the elderly. Tamam. Harika. Çok iyi. Burada olur. Şimdi bugünlerde. Peki hiç kullanmadık. Hiç kullanmadık. Harika bir soru sordu Ebru Hanım. Güzel, bu sorunu çözelim. Hiç saygı. Nasıl? Hiç saygı. Hiç saygı. Ne yapacağız? En iyi mi kullanacağız? Tabii en iyi. Nereye koyacağız peki Meral? Respektin önüne. Çünkü saygıya hiç... Evet, en iyi respekt. En iyi respekt. Tamam, çok iyi, harika. Harika, çok iyi. Yes. İyi hatırlattınız, sağ olun. Şimdi en iyi koyarsak hiç saygı vurgusunu yapmış oluruz. Yani koymasak da aynı anlamı verirdi ama ufak bir nüans değişikliği olabilirdi. Şimdi okuyalım Meral. Bir süreç anlatır. Başı ve sonu olan bir süreç. Süreç. Mesela for 3 days. 3 gün boyunca. 3 gün sonra yaparız. İlk önce bu konuda örnekler yapalım. Hemen daha iyi algılayacaksınız. 6 gündür hastayım. Okuyalım Meral şimdi. I have been ill for 6 days. Evet. I have been ill for 6 days. Evet. Deniz Hanım. I have been ill for 6 days. Şimdi bu cümlenin altına 6 gün boyunca hastaydılar. Konuyu anlamak için iyi bir örnek oldu. Şimdi şu cümle I was ill for 6 days. 6 gün yattım demektir. Hasta yattım. Şu ne demekti? Hala hastasın. Ne anlıyorsunuz? Hala hasta olayım. Hala hastayım tabii. Gördünüz mü? Bakın. Present perfect yerine simple past kullandığımızda olayın geçmişte olmuş bitmiş olduğunu anlıyoruz. I was ill for 6 days dediğimizde 6 gün hasta yattım. Oldu bitti artık iyiyim. Ama bunu söylerseniz I have been ill for 6 days. 6 gündür hastayım anlamına. Bu devam ediyor anlamına. Bir örnek daha yapalım yine for'la. Bu köyde aylardır yağmur yağmıyor. It is well today. Bugün hava güzel. It is sunny today. Bugün güneşli. It is raining today. Bugün yağmur yağıyor. Her zaman it. Unutma. Tamam mı? Şimdi bu cümlede
it hasn't rained, yağmadı, for months. Genel olarak aylar, sabit aylardan söz etmiyoruz. In this village, köyde. Burada süreç var, unutmayın. Burada devam eden bir durum var. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Bu köyde Haziran'dan beri yağmur yağmadı. Evet, Meret. It hasn't rained since June in this village. Evet. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, tek fark it hasn't rained since June dediğimizde bir süreci değil, belirli bir noktada başlamış, hala devam eden bir durumu anlatıyorsunuz. Anladın mı? Bakın. Cümle neydi? I haven't seen Ayşe. Ayşe'yi görmedim. Since she married. Onun evlendiği günden beri. Bakın. Since'den sonra tek bir noun grubu gelebileceği gibi, yani isim, kelime, isim grubu gelebileceği gibi ayrı küçük o zamandan için. Beri ülkeniz için ne yaptınız? Soru soruyorsunuz. Then, şöyle yazılır ama E ile unutmayın. Since then. Then o zaman demek. Şimdi okuyalım Deniz Hanım. What have you done for countries? Your country. Yorunuz. For your country. For your country. Ülkeniz. Evet. Since then. Çok güzel. Evet. Deniz Hanım. What have you done for your country since then? Evet. Merhaba. What have you done for your country since then? Bana bir iyilik yap. Do me a favor. Do me, bana yap, a favor, bir iyilik. Do me a favor. Bunu günlük hayatta çok kullanırız. Yani do me a favor, bana bir iyilik yap. Anladınız mı? Mesela nedir o? Soyut bir kavramdır. İyilik yani sonuçta somut bir şey çıkmıyor. Make her zaman somuttur. Mesela arabayı tamir etmek için. Yapmak için, ne bileyim işte kek yapmak için, yemek pişirmek için. Bunlar için make kullanırız. Çünkü bir ürünü var. Ama do, soyut bir kavramdır. Onun için burada do. Ayşe'den şikayet ediyoruz. Evet. Ayşe adaya geldiğinden beri benimle konuşmadı. İşte Deniz Hanım sizden başlayalım. Ayşe hasn't talked to me since she came to the island. Ayşe hasn't spoken to me since the came, she came. Sonra yeni bir cümle kuruyoruz. Yani yeni bir cümlecik. Şurada anlattığım gibi, nerede anlatmıştım? Mesela since her marriage demekle since she married demek arasındaki fark gibi. Bir de burada şunu yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Talk ve speak fiilleri ikisi de konuşmak demektir. İkisi de kendisinden sonra to alır. To alır. İkisinin arasındaki bak, fark şudur ama. I'm speaking to you. Seninle konuşuyorum. Belirli bir kişi söz konusuysa speak kullanmak daha çok tercih edilir. Talk genellikle kalabalığa konuşmak demektir. Onun için mesela televizyonda talk show. Tabii burada önemli olan since'den sonra böyle yeni bir cümleciğin de kurulabileceğini gördünüz. Ama o yeni cümlecik mutlaka simple past olacak. Çünkü somut bir eyleme atıf yapıyoruz. Almanya'ya gittiğinden beri amcamdan hiç haber alamadım. Fiilini of somebody ile kullanırsak birisinden haber almak anlamında. Şimdi Meral oku. I haven't heard my of my uncle since he went to Germany. Bu sahada futbol oynayalı. Hayli zaman geçti. A long time. A long time uzun bir zaman demektir biliyorsunuz. Be fiili bakın ne kadar kullanışlı bir fiil. Burada da yine be ile kullanıyoruz ama öznemiz it. Şimdi bunu present perfect'e çevirin it burada. Has been. Harikasın. It has been a long time. Hayli zaman geçti demektir. It has been a long time. Ayak topu. Foot. Ayak. Ball top. Ayak topu. Football. Handball. El topu. Basketbol, sepet topu, böyle gidiyor. Sizden başlayalım. It has been a long time since I played football in the stadium. Çok güzel, evet.